Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in 2. parçasındayız. Bildiğiniz üzere söz basıma göre kaldığımız yer 161. sayfa. Söz basımın mizampajına göre kaldığımız yer 161. sayfa Sözler Risalesi'nin. Onun son paragrafı ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeyler ifadesiyle başlayacağız. O paragraf zaten uzun ve kalın bir paragraf. Hem uzun hem kalın, ikisi beraber olmadı ama kullanmış olduk. Bu paragrafı konuşsak yeter diye düşünüyorum, yani bu derslik. Bizi meşgul edecek kadar malzeme var burada. Fazlası da var ama bizim kabımız bu kadarını alır. Epey oyalanırız burada diye düşünüyorum. O yüzden paragrafı hemen okuyayım hızlıca. Ondan sonra da dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri. Yanlış vurguluyorum burayı, bir daha okuyayım. Ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri. Ziyanın lemaları, beraber okumak lazım. Arkalarında gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiklere aynelik etmeleri bilbedaha gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar. Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar. Ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berzin yüzünde ve bahrin içindeki zihayatların kudret-i ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfatı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır, işitmek varsa hayatın alametidir, söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Aman maşallah yani. Hey hey hey. Neler söylendi burada? Aslında çok büyük hakikatler cümlelerin içine sıkıştırıldı. Bu yüzden de cümle biraz ağır oldu. Paragraf da bize bütün olarak biraz ağır geldi. Ya burada ne anlatıyor, anlatılıyor dedik belki. Arkadaşlar yine boğazında bir sorun var. O yüzden
ara vermek zorunda kalacağım gibi. Başlangıçtan da anlamışsınızdır. Evet. Tekrar metnimizin başına döndük. Önce ikinci zeylin parçası ne yapıyordu? Onu bir hatırlayalım. İkinci zeylin parçası, pardon, zeylin ikinci parçası bize hayat aynasında erkan-ı imaniyenin görünüşünü anlatacaktı. Yani hayat öyle bir girift, nakış ki, o kadar merkezi bir motif ki, onda aslında bütün erkan-ı imaniyenin delilleri bulunuyor. Onun onlara aynalığı var. Onları gösteriyor, onları anlatıyor, onları delillendiriyor diyelim. Hepsi var. Burada başladı Bediüzzaman Hazretleri önce Allah'a imandan, işte ahirete iman vesaire hepsi gelecek burada, kader vesaire hepsi olacak burada. Ama şimdi geldiğimiz yerde ne öğreniyoruz? Hayat Allah'ı gösteriyor, sadece Allah'ı mı? Sıfatlarını da gösteriyor. Ya nasıl? Hem de Allah'ın hayattar olduğunu gösteriyor en merkezde. Hayatın varlığı, onu yaratanın da hayattar olduğunu gösteriyor. Ya nasıl? Yani hayat bu kadar aynalığı nasıl yapıyor? İşte onu bir benzetmeyle Bediüzzaman Hazretleri anlatacak. O benzetmeyi anladığımız anda bizim varlık algımız yerinden oynayacak. Biz normalde varlığı nasıl algılıyoruz? Mesela gücü var Ahmet'in. İşte şu kadar ağırlığı kaldırıyor. Geçmişte hamallık da yaptığı için gücü vardır gerçekten. Şimdi ne kadar ağırlığı kaldırıyor? İşte atıyorum 50 kilo 60 kilo kaldırıyor. Atıyorum. Gençlikte belki. O kiloyu kaldıran Ahmet'in gücü kimde? Biz diyoruz ki Ahmet'te. Öyle biliyoruz. İşte şu arabanın şu kadar beygir gücü var. Güç kimde? Biz diyoruz ki arabanın kendisinde. İşte diyoruz ki işte şunda şu kadar ne diyelim güzellik var. Bu güzellik kimde? Biz diyoruz ki onda. Onun kendi malı gibi. Müstakil telakki ediyoruz. Çünkü materyalist bir varlık algısıyla yetiştirildik. Okullarda bize böyle öğretildi. Televizyonlarda böyle anlatıldı. İnternette böyle gördük. Böyle gördüğümüz için de ondan daha başka bir varlık telakkisi nasıl olur? Kestiremiyoruz. İslam'ın, Müslüman'ın varlık algısı nasıldır? Ona da ulaşamıyoruz. Evet, Müslümanız elhamdülillah. İmanımız var. İslami bir terbiyede yetişmeye çalıştık, yetiştirildik. Gücümüz yettiğince, ailelerimizin gücü yettiğince, ortam imkan verdiğince. Ama onun bir tık üzerinde, ya bu Müslüman nasıl bakardı aleme? Bundan biraz uzaklaşmışız. Bu bizim kabahatimiz değil sadece. Bize öğretilen bu zaten. Yani okullarda aldığınız eğitimin neresinde Allah var? Din kültürü ve ahlak bilgisinde şöyle böyle böyle bir iki sure falan ezberletiyorlar. Bir namazın kılınmasını öğretiyorlarsa falan arada o kadar. Ama onun dışında Müslüman varlığa nasıl bakar, fiziğe nasıl bakar, kimyaya nasıl bakar, biyolojiye nasıl bakar? İşte o bütün dersleri düşünün. Hepsi Müslümancası nasıl olur onların? Onu biz öğrenmedik. Öğrenmediğimiz için de ondan kaynaklı boşluklarımız var. Burada o boşluğu teşhir etmeye çalışalım arkadaşlar. Yani burada onu teşhir edebilecek malzeme var. O malzemeyi kaçırmamaya çalışalım. Peki Müslüman, madem işte bahsettiğimiz gibi müstakil bakmıyor. O kuvvet onda, bu kuvvet şunda, şu güzellik bunda, şu hayat onda. Yani onların parçaların kendi nüfuzunda, onlara takılı, asılı olduğunu düşünmüyor. Onların içinden doğan bir potansiyel olduğunu düşünmüyor. Peki nasıl olduğunu düşünüyor Müslüman bunun? İşte onun izahı şimdi bir benzetmeyle gelecek. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle yani güneşin yansımasıyla parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri arkalarında gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiliklere aynelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücuduna muhtelif dillerle yad ediyorlar. Pardon, estağfurullah. Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Temsil bu kadar. Geri dönüyoruz. Temsil bize ne anlatıyor? Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları. Güneş neye vursa,
parlak olan neye vursa, cilalı olan neye vursa, yansıtma özelliği olan neye vursa, onlar da bir pırıltı meydana getirmiyor mu? Kendisinin izi olan bir pırıltı. İşte atıyorum denizde yansıması var, dalgalarda yansıması var, damlalarda yansıması var, camlarda, pencerelerde, kristallerde, onların küçük parçalarında, hatta böyle bazen fotoğraflar görürsünüz, çiçekteki böyle ufacık bir su birikintisi çiçeğin üzerinde böyle zoom yapmışlar. Orada bir yansıma var, güneşin yansıması. Çünkü karşısında güneş var. Orada bile o parıltı, o pırıltı ve resim gözüküyor. Resmi teşhis edemesek de parıltı bundan haber veriyor. Güneşi bize geri yansıttı o. Peki o parıltı damlanın mı? Değil, güneşin. Ama onda gözüküyor. Ziyan ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri de böyle bir dalgalanma olduğu zaman görüyoruz, böyle bir ışıltılara falan oluyor, sonra kayboluyor. Veya suyun, akarsuyun güneşe denk gelen, güneşin açısına denk gelen yerinde bir parlama oluyor. Karanlığa geçtiği zaman sönüyor o parıltılar vesaire. Demek ki o onun değil, o onda yansıyor sadece. Bak, değişiyor. Biz bunu nasıl teşhis ediyoruz? Değişmesiyle, onda kalmamasıyla. Onun malı olsa hep onda olur. Eğer ışık suyun içinden doğuyor olsaydı, o parıltı suyun kendi malı olsaydı, o su nereye gitse, ister karanlığa, ister yerin dibine, ister göğün üstüne, nereye giderse gitsin, gündüz gece, hiçbir vakit ayırt etmeksizin, o parıltının o damlada gözükmesi lazımdı. Eğer kendi malı olsa, bir şey kendi malı olursa, sahibi o olursa, o onda acize düşmez. Zaten acize düşmediği derecede biz onu sahibi olarak teşhis ederiz. Ne demek istedim? Mesela bir araba var diyelim. Bu arabanın bir sahibi var, bir de emanetçisi var. İşte gündüzleri 2 saat, 3 saat o adamda kalıyor. Veya onunla taksicilik yapıyor. Ama arabanın asıl sahibi başkası. Şimdi o arabayı her istediğinde bulabilen kimdir? Emanetçisi mi, sahibi mi? Elbette sahibi her istediğinde o arabayı yanında bulabilir. Hatta gerektiği zaman emanetçiyi telefon eder, der ki ya arabayı sana verdim ama bana lazım oldu, geri getir. O araba onda daha çok bulunur. O onda acize düşmez. Fakat o emaneten alan, taksicilik yapan diyelim, o arabayı her zaman yanında bulamaz. Bir tık daha üstüne çıkalım. O arabayı satın alan adam, sahibi olan adam, bir de arabanın fabrikasını düşün. O adam o arabayı eğer bozulursa, eğer efendime söyleyeyim kaza yapar, perte çıkarsa falan veya işte çalındı falan vesaire. O anda yine acize düşebilir sahibi, ama yine arabanın üreticisi o olmadığı için onda acize düşebilir. Fabrikası acize düşmez. Çünkü istediği zaman yenisini yapar. Fabrikanın böyle bir gücü de var. Bak, bir tık daha üstü. Fabrikada o arabayı üretmede acize düşebilir. Çünkü o arabanın ham maddesi olan şeyleri o yaratmıyor. Yaratan kim? Yaratan Allah. Demiri fabrika mı yaratıyor? Çeliği fabrika mı yaratıyor? Plastiğini, şusunu, busunu yoktan haşa sümme haşa fabrika mı ortaya çıkarıyor? Hayır. Onları Allah kainatta yaratmış, koymuş. Plastiği şeyin, petrolün içine koymuş. Atıyorum benzinli yine petrolün içine koymuş. Demirini toprağın içine koymuş. Çeliğini, işte alaşımlarını bir yerlere koymuş. Onları kullanarak yapıyor. Bak, daha üstüne çıktığımızda, her neyin daha üstüne çıksak, çıktıkça asıl sahip olarak hep Allah gözükür. Çünkü Allah yarattığında acize düşmez. Yaratıcı yarattığında nasıl acize düşsün? Yaratan o. Ya Allah bir yerden haşa sümme haşa, işte demir ihtiyacı var, Allah bulamıyor. Haşa sümme, Allah onu yoktan yaratır. Allah onun aczine düşmez ki. Demek ki aczine düşmeme derecesine baktığımızda dahi Allah'ın asıl mülk sahibi olduğunu anlıyoruz. Allah mülkü nasıl sahibi? Çünkü mülkte aczine düşmüyor. Yani mülk hep onun. Hepsi onun. Hepsini yoktan o çıkarıyor. Bizim aradaki sahipliklerimiz, malikliklerimiz, aramızdaki işlerin sürmesini sağlayan o düzen aslında mecazi. Mülk kimin? Mülk Allah'ın. Çocuk senin mi? Allah'ın mı? Allah'ın. Sen çocuk yaratabiliyor musun? Hayır. Çocuğu Allah veriyor sana, bağışlıyor. Hasta olsa iyileştirebiliyor musun? Hayır. Koşturuyorsun falan filan. Eğer şifası varsa, yine Allah bahşederse
çocuk iyileşiyor. Yani öyle baktığımız zaman arkadaşlar, acize düşmeme derecesinin sahiplik ifade ettiğini düşündüğümüz zaman biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Benim diyoruz, bu benim, şu benim, o benim, Allah işte evlerim var, şunlarım var. Hepsinde acize düşebilme ihtimaline sahipsin. Kalp seklese tık öldün. Ne oldu o kadar servetin? Hiç oldu. Rahmi Koç'un oğlu, büyük oğlu, pardon, Rahmi Koç'un torunu oluyor. Ali Koç'un abisi mesela. Nelerin sahibidir kim bilir? Bir kalp krizi ya, hastaneye yetiştiremediler yani. O arada tık diye gitti adam. Mustafa Koç muydu? Yani toprağı bol olsun. Mustafa Koç bile mesela bak o kadar şeye rağmen bak hakiki değilmiş, tık diye gitti. Demek ki fanilik bize niçin verilmiş? Fanilik bize bir, asıl sahip olmadığımızı anlatmak için verilmiş. Zaten bunu gösteriyor. Bizdeki şeyler arizi, bize bahşedilince bizim oluyor. Bizde gözüküyor, bizim olmuyor, bizde gözüküyor. Emanetçilik yapıyoruz. Cenab-ı Hak onu sonra yeri geldiğinde, hikmeti icap ettiğinde, kudreti zaten buna el veriyor. Hop diye alıyor. Onu da o zaman acize düşüyoruz. Gençliğimiz var değil mi? Çocukken böyle yerimizde duramıyoruz. Benim yeğenim var şimdi mesela 2 yaşında, 2,5 yaşında. Motor gibi böyle sürekli geziyor. Biraz ayak uydurayım diyorsun, oynuyorsun falan filan, yok yani yarım saat, 40 dakika, 1 saat diyorsun tamam benim pilim bitti. Ya gençlikte böyle miydi? Bak ne oldu? Benden alınmaya başladı. Onu da acize düşürüyorum. Ne diyor Cenab-ı Hak bununla bana? Ahmet, o gençlik senin değildi. Çünkü seni onda acize düşürebiliyorum. Sen onda acize düşüyorsun. O senden gidiyor. Asıl sahibi bendim onun. Fanilik bize bunu öğretiyor. Şimdi bu gözle bir daha okuyoruz bunu. Bu cümleyi. Hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşciklere aynelik etmeleri, gençlik bende parladı söndü, yeğenim de şimdi parlıyor. Bilbedahi gösteriyor ki, apaçık bir şekilde gösteriyor ki, bilbedahi apaçık demek, o lemalar, o parıltılar, o yansımalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar. Yani bir güneşin yansıması bunlar. Bir güneş onlarda yansıdığı için üzerlerinde parlaklık gözüküyor. Kendileri ona sahip olduğu için değil. Kendilerinin olsa hep onlarla kalırdı. Ama güneşin tecelli ettiği yerde, izin verdiği yerde, el verdiği yerde, irade ettiği yerde tabiri caizse orada gözüküyor onlar. O el vermediği zaman, gece olduğu zaman hop parıltı kalmıyor. Sahip değilmiş. Cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar. Bak, bizdeki fanilik başkasının bakiliğine işaret ediyor. Daha doğrusu burada güneş temsiliyle devam edelim. Güneşin parıltısının gelip geçiciliği güneşin varlığını işaret ediyor. Görüyoruz, var bir parıltı ama bunda kalmıyor. Bu parıltının kaynağı ne diyoruz o zaman? O zaman güneşe gidiyoruz. Mesela evimizde lamba var. Elektrik nereden geliyor diyoruz. Santrale uğraşıyoruz. Santralden işte atıyorum onun üretildiği asıl yer neresiyse o merkeze kadar gidiyoruz. Diyoruz ki evet kaynağı burasıymış diyoruz. Niye? Bu bunda acize düşüyor çünkü. Eğer kendi içinde olabilen, kendine yetebilen olabilseydi lamba elektrik olsun olmasın ışık verebilir olmalıydı. Ama öyle değil. Demek ki o iş onun değil. Güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Işık parmakları, yani parıltısıyla gösteriyor. Ne güzel bir ifade. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-ı Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde ve bahrin içindeki zihayatların kudret-i ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybta gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-ı Kayyum'un hayatına ve vücub-ı vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Bir duralım, tekrar başa dönelim. Nedendi burada? Aynen öyle de, yani yukarıdaki temsilde söylendiği gibi, Zat-ı Hayy-ı Kayyum'un, şimdi Zat-ı Hayy-ı Kayyum ne demek?
Hayy Kayyum ismi biliyorsunuz Ayet-i Kürsi'de de var, başka kutsi lafızlarda da var. Beraber çok anılan iki isim. Hay ve Kayyum. Hay ne demek? Kendisi mutlak hayat sahibi olan ve hayatı yaratan Allah demek. Burada nasıl verilmiş manası? Zat-ı Hayy-i Kayyum, her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Allah. Hay kısmı bunu anlatıyor. Hay kısmı Cenab-ı Hakk'ın hayat vericiliğini anlatıyor ve hayat sahibi oluşunu anlatıyor. Bir de onun hayatı bizim hayatımız gibi değil. Bizim hayatımız o hayatın işte güneşle pırıltısı nasıl kıyaslanamazsa, o taşınan pırıltı güneşle nasıl kıyaslanamazsa, güneş çok 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 yüce, pırıltı çok 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 aşağı bir şeyse, aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın hayatı çok çok çok, güneş hiçbir şey onun yanında. Çok çok çok, ne kadar çok sayarsak, sonsuza bağlayalım onun ucunu, o kadar bizim hayatımızdan yüce bir şey. Ama bizim hayatımız onun hayatından haber veriyor. O da gelecek, şimdi onu konuşacağız, nasıl oluyor o iş diye. Bunu anlayalım. Bir, Cenab-ı Hak hay. İki, Cenab-ı Hak kayyum. Kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan demek. İşte kayyum atandı diyoruz ya mesela, bir yere kayyum atandı. Ne demek kayyum? Yani o firmanın ayakta durmasını sağlayacak. Normalde kayyum işi, bir firma işte iflasına falan yaklaşıyorsa ona kayyum atanır ki yani o idareyi çevirsin, düzeltsin, oradaki arızaları gidersin, oradaki işleri yürütsün babında. Kayyum, Cenab-ı Hakk'ın ismi El-Kayyum, o da varlığı ayakta tutan. Ne demek bu? Varlık kurulu saat değil demek. Yani Cenab-ı Hak en başta bir yerde kurdu, o kendi kendine tıkırdıyor değil. Varlığın her anı orijinal. Her bir anı orijinal. Her bir anı bir öncekinin farklısı. Hani Çin atasözü var ya, aynı nehirde iki kere yıkanamazsınız, herhalde Çin atasözüydü, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Onu biraz daha şey yapalım. Aynı anı iki kez yaşayamazsınız bu dünyada. Şu an ben konuşuyorum, bu an bir daha gelmeyecek. Arkamda kalıyor. Mesela işte ikindi namazını kılıyorsunuz. O ikindi namazı bir daha arkanızda, yani bir daha aynı ikindi namazını kılamayacaksınız. O namaz o vaktin tek fırsatı gibi. Aslında hepsi orijinal. Tek tek orijinal. Dünya yer değiştiriyor, yıldızlar yer değiştiriyor, güneş yer değiştiriyor vesaire. O büyük değişim içinde küçük küçük değişimler, bu değişimler bizi aynalığı iki kez yaşamaktan mahrum ediyor. O yüzden kainat saat değil diyoruz biz. Kainatın saat olması için her anın aynı olması lazım. Çünkü saatin anları aynı. Yaptığı hareketin bir farkı var mı saatin yaptığı hareketin? Hep aynı şey dönüyor. 100 yılda geçse yaptığı şey aynı. Ama dünyanın hep yaptığı aynı değil. Dünya üzerindeki her bir değişim diğerinin farklısı. Ağaç yeşeriyor, bir önceki senenin aynısı değil. Bakıyorsun bir dal daha vermiş. Veya o dal vardı kurumuş, başka bir yerden yeşillik çıkmış. Sürekli değişiyor. Bakıyorsun yavrusu anasına benzemiyor, birebir aynı değil. İnsanı geç, zaten insan hiç benzemiyor da. Yani az benziyor da. Ruhu çok ayrı mesela insanın. Evladın babasından, anasından veya ikizlerin birbirinden bile karakterleri farklı oluyor. Böceklerin, şunların, bunların bile indiğiniz zaman ya birebir aynısı değil. Farklılıklar var. Onun ayrı bir şey olduğuna, ona ayrı, tabiri caizse tırnak içinde özenildiğine şahit olan farklılıklar konulmuş, nüanslar yerleştirilmiş Cenab-ı Hak tarafından. Ehadiyetinin ifadesi bu. Her şeyi yaratışını Cenab-ı Hakk'ın vahidiyet ifade ediyor. Her birine özel yönelişleri olduğunu ehadiyet ifade ediyor. Evet, Kayyum isminin peki Hay ismiyle niye böyle bir kardeşliği var? Benim bunun üzerine birkaç yazım da var arkadaşlar. Hay ve Kayyum neden kardeştir diye bir seriydi. cemaatsiznurcu.blogspot.com'da bulabilirsiniz o yazıları. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hayat diye bir aynanın varlığının devam etmesi Kayyum ismiyle yakından irtibatlı. Ne demek bu? Hayat o kadar değişken, o kadar dinamik, ama o dinamikliğin, o değişkenliğin içinde öyle bir bütün ki o bütünün devamlılığını sürdürmesi ancak her ana müdahil olan, her an yaratmaya devam eden, her an düzeni devam ettiren, ayakta tutan bir Allah'la mümkün. O da El-Kayyum olan Allah elbette. Ya mesela bir şey hep aynı olsa, işte saat örneğinde olduğu gibi, ustası onu kurup bırakabilir. Kurdu, bıraktı, o devam ediyor.
Ama gelelim hayata. Ya hayatın hiçbir anı birbirinin aynı değil ki. Dedik ya az önce bu cümleyi kurdum. Bu cümleyi kuran Ahmet ben bir daha olmayacağım. O an gitti. Aynı cümleyi kursam bile cümle aynı olmayacak. Ses kaydım alınsa, görüntü kaydım alınsa, onlar birebir karşılaştırıp incelense, ben aynı sözü 1000 kere tekrar etsem, ince böyle şeylerimiz varsa, cihazlarımız varsa o farkları yakalayabilecek. Görecekler ki ya bak şurada ses titremiş, burada vurgu yapmıştı, bu sefer yapmamış. Orada kaşı şöyle kalkmıştı, bu sefer bu kaşı böyle olmuş falan diye. Mimiğimden, şundan, bundan diyecekler ki ya bu iki an aynı anlar değil. Işık değişti, mekan değişti, elektriğin voltajı değişti. Durduğu yer belki, hareket ediyorum ben sürekli, çok kıpırlıyorum. Durduğum yer bile değişmiş olabilir. Yani yönetmenler, kamera işi yapanlar bunu çok iyi bilirler. Aynı yerde durmak, aynı açıyı yakalamak zordur, ayarlamaları yaparsınız ama birebir aynısı olmaz hiçbir zaman. Ancak çok az fark edilecek kadar aynısı olur. Dikkatli, çok dikkatli nazarlar belki ayrımına varırlar. Genelde genel seyirci ana hatlarıyla aynıysa şey yapmaz, sorun çıkarmaz. Hatta o işe bakan, yanlış bilmiyorsam, ayrı şeyler var, sorumlular var sahnelerin devamlarıyla ilgili. Diyelim iki sahne arasında zaman farkı var, çekimler arasında. Giysilerin, tavırların, saçların, şunların bunların birebir birbirine uyması için o iki sahnenin devamlılığını takip eden elemanlar varmış. Türkiye'de de vardır herhalde, Hollywood'da falan varmış. Niye yapıyor bunu? Çünkü kopuyor, an andan kopuyor, farklılaşıyor. Varlık farklılaşmak üzerine sanki yaratılmış diyebiliriz. İşte bu farklılık hayatta zirve noktasında, çok büyük işler dönüyor hayatta, çok büyük bir faaliyet dönüyor, anları birbirine uymayan. Bu aynalıktan kayyum ismi gözüküyor. Ancak kayyum olan bir Allah her an müdahale eden, tasarruf eden, bakan, kollayan, yaratan bir Allah ancak hayatı yaratmış olabilir. Bu yüzden belki de Allahu Alem kaydıyla söyleyelim. Zat-ı Hayy-i Kayyum, yani Allah kastediliyor burada. Hayy-i Kayyum olan Allah tabiri beraber kullanılması, ayet-i kürsi olsun, başka kutsi lafızlarda olsun beraber geçmesi bu hikmetten olabilir diyorum. Daha ince şey için işte bahsettiğim yazılara bakmanız lazım. Hay ve Kayyum neden kardeştir? Başlığı böyleydi. Bir yazı serisiydi. Elimden geldiğince orada anlatmaya çalışmıştım. Evet. Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla, Muhyi isminin hayat vericilik, hayatı yaratıcılık isminin, Cenab-ı Hak hayatı veren, yaratan, mümit, öldüren, yine Allah, Muhyi, hayat veren, Muhyi ve mümit, hayat veren ve öldüren demek. Heh. Çok karıştırdım peş peşe şey yapınca. Muhyi isminin cilve-i azamı, en büyük cilvesi, yansıması, Berrin yüzünde, ber ne? Deniz. Pardon, ber karaymış. Pardon, tabi bahir. Bahir deniz, pardon. Berrin yüzünde, bazen berrin diye isim oluyor ya, manasını öğrendik, yer kara demekmiş. Ve bahrin içindeki ziya hayatların, yani canlıların kudreti ilahiye ile parlayıp, arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Bakınız ne oldu? Az önce ışık, güneş, parlama, parıltı bir şeyler konuştuk. Nereye geldi? Parıltı hayat oldu. Güneş, şems-i sermediye oldu, Cenab-ı Hak oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın parıltı, hayat parıltısı, tabiri caizse la teşbih ve la temsil, bizde görünen hayat, o başlayıp biten hayat, işte doğuyoruz, genç oluyoruz, ihtiyarlıyoruz, ölüyoruz, 60-70 sene taş çatlasın, 100 senelik o hayat, aynı o nehrin güneşe denk geldiği yerdeki parıltı gibiymiş. Üzerimizde gözüküyor, gidiyor. Biz bununla ne yapmış oluyoruz? Biz bu hayatın sahibi değiliz. Bizde bir an tecelli etti bu. Bir zaman tecelli etti bu. Bir 60-70 sene gözüktü bu. Demiş oluyoruz. Muhyi isminin cilve-i azamıyla karanın yüzünde, yani berrin yüzünde ve bahrin içinde, denizin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp arkasından gelenlere yer vermek için ya hay deyip,
Niye arkasından yer, gelenlere yer veriyor? Dünya sınırlı çünkü. Cenab-ı Hak imtihana çok şeyleri çıkarmak istiyor. Çok isimlerini, sıfatlarını tecelli ettirmek istiyor. Onun muradı böyle olduğu için de sınırlı mahlukat, sonsuz Allah'ı bir nebze olsun anlatabilmek için sürekli değişiyor. Nasıl ki hani bir film şeridini düşünün. Normalde karşısındaki olay bir olayken ama orada o film şeridi onu aktarabilmek için sürekli değişir. Saniyede 25 kare mi dönüyor o film şeritlerinde? Öyle diyorlardı. Saniyede 25 kare geçiyor. Biz onu o zaman yine görüntü gibi algılayabiliyoruz. Bak 25 kare bir saniye için değişiyorsa filmde, bir de düşünün Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini kaldırmak için kainat her anda ne kadar değişmeli. De film, sinema sektörü üzerinden bir örnek. Bir saniyelik görüntüyü taşıyabilmek için 25 tane film karesi dönüyorsa, kainat Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini taşımak için sonsuz, sınırlıdır çünkü yansıyacak. Nasıl görüntüyü kare kare almak da bir sınır. Sonsuz, sınırlı da yansıyacak, tecelli edecek bir nebze olsun. Elbette Cenab-ı Hakk'ı layıkınca gösteremez ama kaldırabildiği kadar varlık bunu yapacak. Bunu yaparken sürekli değişim oluyor işte. Değişmek zorundayız. Hayat niye önemli? Hayat en çok değişen. Hem en sistemli, en bütüncül, varlık içinde ayrıca bütüncül ve çok da değişken. Aynalığı bu yüzden kuvvetli. Yoksa değişmeyen şeyin aynalığı daha zayıf olur. Bir tane film karesinden bir tane kare alabilirsiniz. Bir resim, fotoğraf alabilirsiniz belki. Ama film şeridinden görüntü alırsınız. Hayat da film şeridi gibi cansıza göre diye düşünelim. Cansızlık tek bir kare ise, tek bir filmin tek karesi ise, canlılık bir film şeridi gibi tecellide. Ya hay deyip, diyorlar ki yani asıl hayat sahibi olan Allah'tır, biz değiliz deyip, perde-i gayipte gizlenmeleri, yani yok olmuyorlar ama varlıktan çekiliyorlar, alem-i şehadetten çekiliyorlar, perde-i gayba, gayb perdesi altına, beş duyu organıyla bilemediğimiz alemin perdesinin üstüne çekiyorlar. Gizlenmeleri bir hayat-ı sermediye, sonsuz bir hayata, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına, bir, Cenab-ı Hakk'ın hayatına işaret ediyor. Bu durum neden? İleride açılacak. Hayatı yaratan hayat sahibi olmalı. Nasıl söyleyelim? Bir şeyin ayrıca bütüncül olduğunu idrak edebilmek, bir insanın, bir bakterinin, bir şunun, bir bunun sistem içinde ayrı ikinci bir sistem olduğunu anlayabilmek, varlığını devam ettirebilmek, yine öyle bir bütünlük sahibi olmaya bağlıdır. Burada kusurlu bir ifade kullanmamak için dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani bütünlüğü yaratan kendisi de bütüncül olmalıdır. Cenab-ı Hakk için parça bütün bunlar konuşulamaz da anlatmak istediğimi nasıl toparlayayım? Yani Cenab-ı Hak parça bütün ayrımını idrak da söylenmez Cenab-ı Hak için. İşte kelimeler yetmiyor. Yani biliyor olması lazım. Bunları biliyor olması lazım. Hayat sahibi olmayan bilemez. Bilmek hayat işidir çünkü. Gelecek şimdi mesela onlar. Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna, yani Cenab-ı Hakk'ın vücudunun vacip oluşuna, olmazsa olmaz oluşuna şehadetler, işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde, düzenlenmesinde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar, yine kesin deliller ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza, yedi sıfat-ı ilahiye şahit eden bütün delail, bil ittifak, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, delalet, şehadet işaret ediyorlar. Vaktimize de bakıyorum, sizi çok yormak istemiyorum. Ama işte bu cümleler de üstüne konuşulmasa hakkı verilmemiş olacak cümleler. Tekrar dönüyoruz o gibiden sonrasına. Şimdi bir, umum mevcudatın varlığın düzenlenmesinde bir ilmi ilahi gözüküyormuş. Ve onun delilleri ne? Yine varlığın kendisi. Ne demek bu?
düzen ilimsiz olamaz. En başta aklımızda tutmamız gereken şu. Düzen ilimsiz olamaz. İlimsiz düzen yapılamaz. Düzen bilmek gerektirir. Neyi bilmek gerektirir? İşte az önce söyledim ya, parça bütün olayını bilmek gerektirir. Parça bütüne uygun hareket edecek. Çünkü düzen öyle mevcut. Parça diğer parçalara uygun hareket edecek. Yine düzen öyle mümkün olabiliyor. O zaman bu düzeni sağlayanın bilmesi lazım. O parça bütün uyumunun ve bütünün kaidelerinin hepsinin farkında olması lazım ki o parçayı uygun yere koysun. İnsanın gözüne işte bir tane atom var diyelim, göz bebeğinde. Bu atomu buraya koyan bütün vücudu bilmeli ki onu uygun yere koysun. Veya bir dokuyu veya bir şeyi. Yoksa uyumsuzluk olur. Bakınız mesela işte organ nakli yapılıyor. O organ başkasının organı. Aynı aileden değillerse, genleri uyuşmuyorsa organ uyuşmazlığı oluyor. O vücut o şeyi tanımıyor. Böbrek değil mi? Böbrek. Akraba değil mi? Yine akraba ama vücut diyor ki yok, bu benim değil. Onu oraya koyan Allah demek ki bütün vücudu bilerek yaratmış. Öyle olmasaydı o da daha doğuştan uyumsuzluk gösterirdi vücudumuzun her bir parçası. Daha bunun gibi her şey. Yani mesela işte ta bilmem neredeki yıldız, buradaki gezegen. Aramızda bir irtibat var. O kütle çekim kanunları gereğince ne kadar zayıf olursa olsun bağlar var. Onu oraya koyan, bunu buraya da koyan olmalı ki bu düzen beraber ayakta dursun diye düşünebiliriz. Daha çok komplike şeyler var evrene baktığımızda. Evrenin başından sonuna sabiteler var. Diyoruz ki evrenin başında o şeyi koyan kimse, sabiteleri belirleyen kimse, sonunda bu hayatı yaratan da o. Çünkü hayat ancak o sabitelerle var olabiliyor. O sabitelerin öyle olmasıyla var olabiliyor vesaire gibi. Bilmek lazım yani. Düzen onun işareti. Bir, bunu öğrendik. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve mevcudatın tanziminde eseri görünen ve kainatta tasarruf eden, yani kainatta eyleyen, iş eyleyen, yapan, yaratan, kudreti ispat eden bütün bürhanlar, kesin deliller ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler, yine tanzim, yine düzen ve idare-i kainat. Onda da ne gözüküyor? Bir irade var. Nasıl ki işte çay yapmak için çayı irade etmek lazım. Çünkü çaydan başka çok şey biliyorsunuz. Sadece ilimle olmuyor bu iş. Bir şeyi varlığa çıkarmak için üç şey lazım. İşte çay yapmasını bilmek lazım, ilim. Çay yapmayı irade etmek lazım. Kafamızda bir sürü ilim var bizim. Çay da yapmayı biliyoruz, kahve de, şunu da bunu da. Onların içinden çay yapmayı seçebiliyor olmamız lazım. İrade. Üçüncü olarak da onu yapabilecek kudrete sahip olmamız lazım. Kudret. Yani kuvveti lazım. Yoksa mesela biliyoruz, ilmimiz var, irademiz var ama sakatız, Allah muhafaza, felçliyiz. Yapamayız çayı. Bu üç şartın bulunması lazım onu varlığa çıkarmak için. İşte aynı o şekilde de varlığa baktığımız zaman tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani, Cenab-ı Hakk'ın kelamı, terbiye edici Rabbani kelamı ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden de bütün delail, bil ittifak zat-ı hayy-i kayyumun hayatına delalet, şehadet işaret ediyorlar diyelim ama paragrafı bitirememiş olduk. Bu kısmı şimdi aceleye getirirsem çok şey kaçacak. Bir dahaki derste konuşmak üzere bırakalım. Bu son okuduğum cümleyi de bir dahaki derste tefekkür edelim. Bu paragrafı iki derste bitirmiş olalım inşallah diyelim. O da Cenab-ı Hak lütfederse. Bu paragrafı bir daha okuyarak bu derslik mevzuyu bitirmiş olayım. Kafanızda anlattıklarımın üzerine şu cila olarak çekilsin tekrar. Ve madem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri ve arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşciklere aynelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki o lemalar
yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde ve bahrin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainada tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle, delilleriyle yani Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Efendim, okuduğumuz paragraf bu kadardı. Altından kalkamadık, gücümüz yetmedi. İnşallah bir dahaki derste bu yarım bıraktığımız paragrafı tas tamam tefekkür etmek üzere Allah'a emanet olun diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahumenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.